Merhaba Güreş Türkiye.net severler. Her salı ve çarşamba akşamları saat 22'de sürekli bir şekilde devam ettiğimiz şov ardından değerlendirme yayınlarına hoş geldiniz. Bugün yanımızda özel konuk olarak Mehmet Dinler ve klasik ekipten Daner Önem ve Ege Yürüten var. Siz de hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Mehmet'e de hoş geldin diyelim tekrardan. Kahrolsun istibdat, yaşasın Riyet. Hoş bulduk. Benden de boş bulduk gelsin locaya özellikle. Ben Buğra Gür, sunucumuz Daner Önem'e yayın koltuğunu bırakıyorum. Buyurun Daner Önem. O zaman hızlı bir giriş yaptık. Madem devam edelim. İlk segmenttan başlayalım. Ringe gelen ilk isim Owens oluyor. Kardeşimiz yeni sakal falan bırakmış. Çok ciksi olmuş. AJ Styles ile olan maçından bahsediyor. Onu yendiğinden falan bahsediyor. Tabii orada seyircilerin AJ Styles tezahüratları duyuluyor ondan sonra. Open Challenge yapacağından bahsediyor önümüzdeki hafta. ondan sonra AJ Styles'in müziği duyuluyor. İşte o da rematch falan istiyor. Ondan sonra beklenen return en sonunda geliyor ve Jericho'nun müziğini duyuyoruz. Herkes şaşkın tabii. Yoğun bir destek altında geliyor ringe. O da rematch'ten bahsederken Jericho en son AJ Styles'i listeye almaya çalışıyor. Tabii orada Owens oradan ayrılırken bir anda Shane McMahon geliyor ve bu geceyi main event'in özel Jericho vs. AJ Styles vs. Owens maçını ayarlıyor US title maç için. Bence çok güzel bir açılış oldu. Ben pası buradan Mehmet'e vereyim. Yorumlarını merak ediyorum. Şimdi öncelikle Jericho valla son zamanlarda çok Twitter'a, Instagram'a çok sarmıştı işsizlikten. Dönmesi çok iyi oldu. İyi bak, ona çok sevindim. Valla gittikçe Instagram'a gittikçe daha saçma postlar atıyordu ya. Daha acayip böyle yorumlar atıyordu insanların fotoğraflarına. Bildiğin laçka oluyordu yani herif. İşsiz Jericho hiç çekilmiyor. O yüzden dönmesine ben çok sevindim. Yeni kardeşi, adam ne olmuş? 3 ayda 50 yıl yaşlanmış ya. Aman sen bir şey beğensen şaşarım zaten. Senelerin en büyük Jericho hater herif ya. Bir Randy Orton, bir Chris Jericho. Ne yapsalar yaramamıyor. Niye biliyor musun? Christian'ı gömdüğü zaman o akıllanmadı hele. İyi yapmış. Çok iyi yapmış. Ayrıca Christian'ı resmeye da yenmedim ya. Yendi. Valla şu an hatırlamadım. Ben yendi diye hatırlıyorum da. Christian'ı feud'u kazandı diye hatırlıyorum da. Yani neyse yani. Jericho iyidir ya. Jericho candır. Döndü, çok da güzel oldu. AJ'yi de listeye yazdı. Açılış olarak güzeldi ama değil mi? Yazmaya çalışırken bir şey oldu değil. Yazdıktan sonra fark etti Owens'ın gittiğini. Yazdı, çok güzel oldu. Vallahi ben çok bayıldım. Listedi değil mi? Evet. Oraya kaçırdı. Vallahi şey yazdı. Vallahi bak, fizik tedavi merkezindeki hemşireyle birlikte izledik. Kadın dedi, ne yakışıklı herif bu dedi ya. Vallahi. O zaman ben Ege'ye direkt devam ettireyim. Sen segment hakkında yorumunu yap istiyorsan. Şimdi önce Chris Jericho'dan gireceğim olaya. Bu adam 2016 Raw şovlarının kurtarıcısıdır benim gözümde. Zaten kesinlikle radyo ya. Geçen sene radyo yayınları yaparken sadece Chris Jericho'yu konuşuyorduk. Zaten konuşacak başka bir şey yoktu adamda. Aynen öyle. Gelir gelmez SmackDown etkisini çok güzel hissettirdi yani. Büyüksün Jericho diyorum. Kemer değişikliğine değineyim buradan Daner. Buraya göre söz hakkı vermedim. Sen istiyorsan devam et. Ben ondan sonra buraya göre söz hakkı vereyim. Tamam. Ondan sonra istediğini konuşursun zaten. Zaten main event'te konuşayım ben o kemer değişikliğini. Neyse. Hı-hı. Benim bu kadar o zaman. Bu konuyla alakalı. Yani ben de şey düşünüyorum. SummerSlam'de hani kimse boş kalmasın diye birinin döneceğini bekliyorduk. SmackDown'un bu kadar boş geçmeyeceğini tahmin ediyorduk da. Yani biri geldi. Bu isim Christian da olabilirdi. Fakat başka bir Kanadalı oldu. Hayret bir şey ya. Ne vardı ya? Ne gülüyorsun birader? Niye gülüyorsun? Acaba. Ya neyse. Bu şimdi senle bu konu hakkında tartışmayacağım. Christian dönmedi. Chris Jericho döndü. Olsun, o da Chris. Yapacak bir şey yok kardeş ya. Oradan oraya mı bağladın ya? O da Chris. Yani. Bu mu yani? Acımızı bağrımıza bastık. Yapacak bir şey yok bile. Millet seviyor işte. John Cena 17. şampiyonluğu falan. Biz seviyoruz ama. Adam 5 yıldır şirkette ya. Bu nasıl? O zaman ben ya. Nakamura vs. Corbin maçına geçeyim yavaştan.
İlk olarak ringe Nakamura kardeşimiz geliyor. Ondan sonra Baron Corbin geliyor. Vallahi aralarındaki en güzel maçlardan biri olarak düşünüyorum ben. Gerçekten ele sonlara doğru Nakamura bol bol reversal yaptı ve en sonunda maçı kazanmayı bildi. Ben maçı beğendim. Mehmet'in de sen beğendin mi? Vallahi beğendim. Özellikle son kısmı gayet böyle etkileyiciydi ya. Sevdiğiniz yani. Değil mi? Aralarındaki en güzel maçlardan biri diyebiliriz yani. Corbin'in ana kadrodaki en iyi maçı bile diyebiliriz yani. Haklı ya. Vallahi haklı yani. Gür çok sevinmiştir şimdi Nakamura'nın yendiğini. Ya, böyle Corbin ezilsin cash'in yapsın diye bekliyordur o şimdi. Bilmiyorum ezilerek mi cash'in yapacak illa Corbin de. Yani Nakamura hani SummerSlam hakkında konuşacak, SummerSlam'de giden yol hakkında bu radyoları yapıyorsak. Yani Corbin'in SummerSlam'de nasıl bir senaryosu olacak? Nakamura'nın SummerSlam'de nasıl bir senaryosu olacak? Öte yandan senaryo boşluğu olan Randy Orton'un nasıl bir senaryosu olacak? Yani pek SmackDown'ın iyi yapılanamadığını görüyoruz SummerSlam adına açıkçası. O konuşulan Orton vs. Kali maçı umarım olmaz ya. Ya umarım olmaz tabii de. Yani başka bir ihtimal söz konusu değil. Ya sene 2007 tanıyorsak olur. Hayır yani. Mesela yani, bugünkü bir kemer şeyin olmamasını umuyorsak o olur. Ha bir yani. Bir kemer değişimi yani konu sürekli kemer değişimine geliyor da hani kemer değişimi hamlesi de bana hani ne şiş yansın ne kebap. Kevin Owens da SummerSlam'de olsun. AJ de SummerSlam'de olsun. Chris Jericho da SummerSlam'de olsun. Hepsinin bir senaryosu olsun. Hamlesiyle yapılmış. İşte kemer alveri olduğunu düşünüyorum. Oradaki kemer alverinin tek sebebi SummerSlam'e acilen bir senaryo yetiştirme çabası gibi duruyor. Yani çünkü hani SmackDown gerçekten Raw'un çok gerisine kaldı ve bunun sadece kadro kalitesiyle de alakası yok. Yani senaryo olarak da iyi yapılanamadılar SummerSlam adına. Şu an hani John Cena mesela Nakamura maçında mutlaka konuşacağız konu Nakamura'yken de size sormak istiyorum ve chatbox'a sormak istiyorum. Haftaya Nakamura kazanabilir mi? Ya da John Cena 17. şampiyonluğunu böyle küçük bir isme karşı mı kazanacak? Ben açıkçası bunun Lesnar olacağını düşünüyordum. Ben Cena'nın kazanacağını düşünüyorum Nakamura karşısında. Ya ben mahalle... Rematch olarak... Muhtemelen Corbin karışacak o maça ya. Hani Cena temiz kazanmayacak. Yani hani olaylı olacak sonu. Yani Cena 17. şampiyonluğunu yedi. 2'yi yedi bu arada. Ya ben evet. Ya ben hani Nakamura'yı başarılı bulurum ama şu an istenilen seviyede değil ya Nakamura bence. Ben keyif alamıyorum yani izlerken. Tamam abi, bu maç ringçi olarak güzeldi ama. Abi NXT'de de istenilen seviyede değildi. Bir yıl kemer tuttu herif ya. Abi arka alanda bir oraya geldi şimdi. Bir promo kesti. John Cena beni görsen de elleri kolları görsen yani. Abi, saçma geliyor bana ya. Bilmiyorum alışamadım hala yani. Bu şirkette alışamadım ona. Kime? Nakamura'ya. Ya ben NXT'de çok uzun süredir izlediğim için bayağı benimsedim de. Ege Yürüden ne diyecek bu konuda? Yani haftaya olacak Nakamura Cena maçı. Bize ne getirecek? SummerSlam'da nasıl bir yol çizecek? Bana açıkçası Nakamura kazanacak gibi geliyor. Ben düz ara giriyorum o zaman şu anda. Önce Battleground'dan başlayayım ben o maçtan. Hazır Battleground değerlendirmesi de olsun burada. Mutlaka. Battleground'daki maçları bence rezaletti. Yani hiç beğenmedim ben o maçı. Ama sonu tahmin edilebilirdi. Ne şiş yansın ne kebap yansın tarzı bir sondu. Baron Corbin de böylece çok güçsüz gösterilmedi. Nakamura da güçsüz gösterilmedi. İkisi de istediğini aldı. Bu seferki maça gelirsek ben beğendim açıkçası. Haftalık şovları kaybetmesine Corbin'i çok bağlamaz. Bağlayacağını düşünmüyorum ben. Haftalık şovlarınızda da hiller genelde madara oluyor. O yüzden üzerine çok durulacak bir şey yok. Nakamura şey maçına geçse, Cena maçına gelirse ben o maçın bitmeyeceğini düşünüyorum. İkisinin de Mahal'ın karşısına çıkacağını düşünüyorum ben. Triple threat. Oh. Aynen öyle. Ya çünkü senaryosuz kalacak Nakamura çok. Ben zannetmiyorum Nakamura'nın momentumunu bu kadar düşüreceklerini bir anda. Çünkü ya, şeye de kaybetti yani pay per view'da. Gerçi şey bitti, diskalifiye bitti ama olsun.
Ya Cena Nakamura'yı yenemez şu an. Yendirmezler. Nakamura Cena'yı yenebilir ama şimdi koşulları tam Cena'ya göre. Amerika karşıtı bir şampiyon. Bir sürü de karşısında Hint kabilesi gibi bir topluluk. Great Kali, Singh kardeşler. Ve üstüne bayrak maçını kazanmış bir adet John Cena. Yani her şey Cena'nın reyini için hazırlanmış durumda gibi geliyor. Ama Nakamura da karşısında ben üçlü maça yöneleceklerini düşünüyorum bu yüzden. Ya bu arada o segmenti ayrıca konuşur muyuz? Hani Cena Mahal segmentini yoksa buraya mı dahil edelim? İlk önce kadınlar aksiyonu var. Ondan sonra şeye geçiyoruz. Tamam. Jinder Mahal'la Cena'nın segmentine. Tamam. Peki. Bittiyse söyleyecektiniz, ben geçeyim o zaman. Yani yok. Taner, senden bir ricam var. Battleground'la birleştirelim segmentleri. Aynı zamanda Battleground ardından değerlendirmesi bu. Sen haber vermediğin için ben ya ona şey yapmadım. Ya bunu konuştuk zaten geçen hafta ya. Neyi haber vereceğim daha? Açılışı da konuştuk zaten. Şu anda bir sıkıntı yok ya. AJ, Kevin Owens'ı da değerlendirdik şöyle. Tabii, zaten main event'te gene konuşacağız. Şimdi neyi konuşuyordun anlamadım ben. Kaçırdım onu. Neyi konuşalım dedin. Buraya da anlamadım. Ya SmackDown'la konuşurken Battleground'da bahsettiğimiz güreşçilerin yaptıkları maçlara da dahil edelim diyorum. Tamam, ayarlarız şimdi. Kadınlar. Kadınlara geçeyim. İlk önce arkadan şey var, röportaj var, onu anlatayım ben size. Şimdi Naomi röportaj verirken Natalya yanına geliyor. Yani SummerSlam'daki maçı kazanacağından bahsediyor Natalya. Natalya ayrıldıktan sonra da Naomi'nin yanına Carmella geliyor. Çantasına tık 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 vuruyor. Güzel bir, bence eğlenceli oldu yani. Kadınlar maçına geçelim. Charlotte'la Becky Lynch bir takım. Karşısında Lana ve Tamina vardı. Abi Lana bu ara çok acemi durdu ringde. Yani sigarasına çakmak isteyen adamlar var ya, onlar gibi duruyordu ringde. Başlarda sıkıcı bir maçtı ama sonradan Charlotte tek alınca seyirci de falan çok canlandı. En sonunda Lana'ya da Big Boot vurarak maçı tek başına kazandırdı diyebiliriz yani. Ben pası buradan Güre vereyim. Ya ben açıkçası neden Lana'nın şirkette bu kadar güreşçi ısrarı tutumu üzerinde bulundurduğunu anlamıyorum. Ne cümle kurduğumu algıladınız mı? Ya kurduğum cümle ya. Sen istiyorsan Nikki Bella'yı döndürün. Ya, o da en azından iki. Tabii. Onu demek istiyorum. Hani neden bu kadar iki, çok iki vuruyor en azından. Lana'nın üstüne niye bu kadar çok duruluyor algılayamıyorum. Bu arada New Japan Wrestling'ci arkadaşlar Climax yayını falan diyor. Yo, bir şey diyeceğim. Radyo yayını yapabilirsiniz arkadaşlar istediğiniz zaman. Hesap bilgilerini veririm. Doktor olsun, sefa olsun. Dilediğiniz zaman radyo yayını yapmak istiyorsanız açın duyuru konusunu. Ne yapar alayım radyo yayını. Beraber New Japan Wrestling konuşalım. Biraz da ben chatte trollük yapayım. Nasıl bir keyifmiş bir de ben bakayım. Yani Lana'nın iki hareket üst üste yapamıyorken hani bu kadar yukarıda seviyede şimdi bu Charlotte Flair'ın karşısına çıkarmaları çok üzücü ve enteresan. Bilmiyorum, ben izlemek istemiyorum ya Lana'yı izlerken de, ki zaten haftalık şovda PG olunca galiba, network show olmayınca şortu da falan uzadı, bir seyir zevki de kalmadı, anladın mı? Gerek yok yani. Hazır söz sendeyken işte Battleground'daki maçı da değerlendir istiyorsan 2 dakika. Ya Battleground'daki maç açıkçası Mehmet Dinler'in çok sevindiğini düşündüğüm bir sonuçla bitti. Bilmiyorum Mehmet, öyle mi? Sence? Bence bayılmışsındır yani, o sabah bunları düşünüp keyiflenmişsindir. Yani. Ya çünkü Natalya en generation karakterlerden olup da hiç kemer şansı bulamayan güreşçilerden biriydi. Mehmet Dinler jenerasyon güreşçilerini çok sever. Randy Orton başta olmak üzere. yani Natalya'ya bir şans verilmesi, uzun yılların ardından böyle ciddi bir şekilde kendini bulması bence güzel oldu açıkçası. Şey sorabilir miyim? Tabii. WrestleMania 32 sonrası 3 ay kadınlar kemeri feyudu alan Natalya değil miydi? Yani tek kadınlar kemeri varken. Kemer kazandı mı o dönem? Bunda hayır. Kazanacak mı? Ya bence kazanacak. Ya bence kazanmayacak. Yani. Bence kazanacak çünkü
Carmella çok fazla bir reign yaptı. Ben bu kadar uzun reign yapacağını düşünmüyorum. Altta bu kadar fazla ego yatarken. Abi, devreye çalıştın herhalde. Aynen. Ben geliyorum bir saniye. Öyle. Ege sen de istiyorsan segmentle şey yorumla Battleground'daki maçı. Başlıyorum o zaman güzelinden. Şimdi Battleground'da sonuç bana göre yanlış. Neden yanlış? Çünkü SummerSlam ve Naomi Natalya maçına gidemezsin. Normalde gitmemen gerekiyor ama Raw takımı da bunu dengeledi sağ olsun geçen şu anda dediğimiz üzere. Yani Raw Fatal 4-Way çıksaydı daha ters tepki verirdim. Daha sert konuşurdum ama şu an iki maçta eşit benim gözümde. O yüzden bir şey demeyeceğim. Bu arada Lana ile ilgili de şunu demek istiyorum. Maç psikolojisine hiç çakmıyor. Mesela Natalya birini pes ettiriyor. Kim olduğunu hatırlamıyorum Battleground maçında. Lana şeyi bozuyor. Pes ettirme hareketini bozuyor. Bunun mantığı ne mesela? Ya ringde emanet gibi duruyor ya. Çok sırıtıyor yani ringde. Böyle bir albenisi yok yani. Sadece güzelliği var. Ya açıkçası ben o şortu giydikten sonra haftalık şovda o güzelliğinin de kalmadığını düşünüyorum. ne konuşuyoruz şimdi? Carmella şimdi. Carmella'ya da şöyle değineyim. Carmella'nın zaten keşif vuracağı kişi ne Naomi olur ne Natalya olur. Carmella'ya iki defa Money in the Bank vermenin sebebi reaksiyon aldırmak zaten kadına. Hiçbir tepki alamıyordu. Ellsworth'u araç gibi kullandılar. Çöpe attılar. İşe de yaradı gayet. Bu keşif vuracağı kişi ya Charlotte Flair olacaktır ya Becky Lynch olacaktır. SummerSlam'ın Naomi kemeri korur diyorum bu yüzden. Ya Charlotte ya Becky olacaktır. Niye? Ya bak şimdi Carmella'nın çünkü reaksiyonu devam ettirmek istiyorlar. Çok beğeniyorlardı zaten. Natalya'yı kesin yapsaydı nasıl bir tepki alabilir ki? Ben teşekkür ederim şahsen. Natalya heel zaten. Abi Naomi gayet sevilen bir şampiyon. Ama bak. Sen ben sevmiyoruz da kadın reaksiyonunu alıyor. Kadın bu arada en uzun sürede SmackDown kadınlar şampiyonu şu ana kadar ki. Hani Becky'den falan daha uzun. Alexa 2 ay tuttu zaten. Onları sayma da. Tamam abi yani Becky'den daha uzun tuttu. Becky'den daha büyük bir şans buldu. Yani ve şirketin en ön plandaki kadın karakter, iki kadın karakterinden biri şu anda gayet yani. Alexa Bliss'le birlikte. Naomi en ön plandaki yani çok hani ben güreşini sevmediğim için ilgimi çekmiyor da yani seyircinin ilgisini çeken bir kadın. Carmella ona keşin yaparsa bence gayet iyi heel reaksiyonu alacaktır. Benim son zamanlar hatta tarihte gördüğüm en iyi dans gimmickine sahip kadın yani. Güreşçi hatta kadın da değil güreşçi yani. Şimdi ya, dancer gimmickine bakıyorum Rikishi falan var erkeklerde başka kim var aklıma gelmedi de. Ya ben bu kadar çok akılda kalan ve beğenilen bir dancer gimmick daha önce hatırlamıyorum. Tarih boyunca. Ya ben şeye yakıştırıyorum böyle mazlum anların kraliçesi rolü Becky Lynch'e çok yakıştırıyorum. Sürekli bir üzgün, sürekli bir ihanete uğramış, sürekli kazıklanmış. Hep bu hareketler içerisinde bence çok yakışır yani ona bir kişiyi yemek, ilk kişini yemek. Kime? Becky Lynch'e. Ya şöyle bu ne şey klasik ama... her hafta Becky Lynch'i övüyoruz, yağlıyoruz abi, segmentini ya. Abo Ege... Taner şuna bir müdahale et. Bunlara ben müdahale etmeyeyim kardeşim ya. Siz konuşurken kesmek istemedim ya. Güzel gidiyorsun. Evet. Abi Becky Lynch, Charlotte falan. Bak Cash'in yese bunlar. Bir ay sonra rövanş maçına çıkacak değil mi? Carmella doğru. Rövanş maçını nasıl kazanacak? Yani Ellsworth'tan yardım. Yani çeşitli hilelerle kazanabilecek ancak. Bu arada Ellsworth nerede ya? Hani Naomi... Ring içi çakallıkla yenilebilecek bir karakter. Becky, Charlotte onlardan değil. Yani bir tık daha hani ring içinde daha az dominant bir karakter. Ama bunun dışında en başarılı seyirci tarafından en çok sevilen karakter. Yani Naomi. Cash'in yemek için daha iyi bir seçenek yok bence yani. Ya Ellsworth sizce kadınlar divizyonu çok aramıyor mu bilerler? Ellsworth bitti ya. Ellsworth çöp olarak artık yerini alır bence. Yok be abi dönecek.
Story'de özgürlük tişörtüyle geziyordu şey bugün. Carmela bugün farkında mısınız? Evet, ben onu gördüm. Tutuklanırdı. Ayrıca şey Elsword bugün şey diye bir şey başlattı işte ulusal Elsword günü diye bir hashtag başlattı. WWE kendi Instagram hesabında bununla ilgili paylaşım yaptı. Hiç yani Elsword'dan kurtulacaklarını yakın zamanda hiç zannetmiyorum. Ha bak o gelişmeyi duymadım ben. Ben genel olarak şu son şeylere yorum yaptım. Dönerse güzel olur ya. Adam bir şekilde reaksiyon almasını biliyor yani. Carmella yükseltmeyi başardı. Kendi başına demeyin de yardım çok oldu. Naomi 115 gündür şampiyonmuş bu arada. Teşekkürler Code Blue. 3 ay 25 gün. 4 aya geliyor. Code Blue tamam, teşekkürler. Aynen. Bu arada bizi dinleyen 40 kişi varmış. Hepsine selam olsun diyelim. Devam edelim istiyorsanız. Charlotte varken Becky'nin sözü mü geçer demiş Sami Ziggler. Bu arada Charlotte çok doğru iyi bir destek yani. Aldı ya. Doğru, ona bir şey diyemem. Doğru diyorsunuz. Ama Charlotte artık feud bulmaları lazım ya. Kemer olmasa da feud bulmaları lazım yani. Tamina'yla mı feud'a sokuyorsun? Alper Canbaz. Carmen. Evet söylemem. Mehmet'e katılıyorum bu konuda. Charlotte'ın belki de ilk kemersiz geçirdiği feud olabilir. PCB dönemlerini saymayın. PCB döneminde de zaten direkt kemere atladı. İşte ondan dedim zaten. Direkt kemere hazırlandığı için. Hani ilk başta üçlü takım feyoduna girdi ya onu diyorum ben. Yani iki Bella hakkında da bir şeyler söyleyelim. Bella's Legacy demiş. Gelme ihtimali söz konusu mu sizce bu dönem? En tanesi güzel. Başka da hiçbir şey güzel değil. Abi dönme ihtimali çok da yani. Zaten şeyler feyod bulamıyor. Şeylere feyut yazılmıyor. Diğer kadınlara feyut yazılmıyor. Kardeşim Nikki, Sinan'ın yanı dışında ya tekli feyut yazacaklarsa çok ayıp olacak abi, ya. Abi divizyonun sürekli iki... Ya geçen sene sonbahar aylarını hatırlasanız da Carmella ile Natalya ile olan feyudu. Kadını sırf John Cena ile evlendirebilmek için Eylül'den Ekim'den başladılar milleti hype'lamaya. Yok işte Natalya şey dedi hatırlayın. Benim evimdeki kedi senden daha değerli, işte senden daha seksi görünüyor falan dedi. Carmella Gold Digger dedi, para avcısı dedi. The Miz zaten efsaneye geçiyor. Sikyalayan falan dedi. Hayır, WrestleMania döneminde The Miz'i saymıyorum bak. Adamlar Ekim'den, Kasım'dan başladı Nikki Bella'nın evlenememesine hype'lamaya. Sonra evlilik teklif etti WrestleMania ringinde. Yani bir düşündüğüm zaman bunu diğer önümüzdeki WrestleMania için evlilik töreni için adına da bir şeyler yapabilirler aylarca. Çıldırtmayın beni oğlum. WrestleMania'da evlilik töreni falan olmayacak. Kardeş olacak. Sen ne alaka? Macho ya, Man. Bir dakika ya. O tarz şeyleri. Macho Man yapınca bir şey yok. John Cena'mız yapınca. Macho Man WrestleMania 10'da mı yaptı onu? 8'de mi yaptı? Nerede yaptı? Abi geçen seneki evlilik teklifinde olanlardan sonra yok abi öyle bir riske girmez, öyle bir topa girmez de burada biliyorum. Doğru. Yani, evlilik töreni boyunca yuhalanırlar yani. Ya Bella's Legacy var. Erkek mi ya, evlenirlerse ağlarım. O zaman diğer segmenta geçelim yavaştan. Bizim kralın segmenti var biliyorsunuz. Allah Jinder Mahal. Allah cezasını versin. Kudurmayalım lütfen, ben anlatayım segmenti, ondan sonra kudurun. Şimdi ringe gelirken kardeşimiz asil bir şekilde geliyor. Ringde böyle kemeri falan kaldırıyor. Düşmanlara selam yolluyor resmen. Tabii ringin içinde klasik bir Hint halısı var. Adam çekmiş, paraya kıymış. İşte Maharaja falan diyor. Ben pek anlamıyorum bu arkadaşın dilinden. Randy Orton'dan bahsediyor. SummerSlam'de hani gene yeneceğim falan filan diyor. Kim çıkarsa çıksın diyor. O sırada bizim süper kahramanımız John Cena geliyor. İşte Maharaja'ya da laf çakıyor. Diyor ki SummerSlam'de John Cena'yı göreceksin falan diyor. Tabii 17. defa şampiyon olacağını da bahsetmeyi unutmuyor. Tam böyle ringden ayrılırken Daniel Bryan geliyor. Haftaya Dream Match ayarlıyor. Cena vs. Nakamura maçını ayarlıyor. Kazanan SummerSlam'de Maharaja'nın rakibi oluyor. Ben segmenti beğendim. Şöyle beğendim. Cena'nın hareketleri falan hoşuma gitti, mimikleri falan. Başka bir şey beğenmedim yani. Mahal'ı görmedim bile yani. Bir dakika Battleground'ı da dahil edecek miyiz Sayın Daner? Onu söyleyeceğim işte ama bir söz hakkı verseydim keşke. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey araya parantez açacağım. Chatbox'taki 45 kişiye de.
ben hiçbir zaman güreşin 40 yıllık tarihine baktığım, 45 yıllık tarihine baktığım zaman modern işte Golden Era'lar falandır, Hulk Hogan'lı dönemlerden beri 45 yıllık tarihine baktığım zaman 1975-80'lerden beri John Cena'nın 17 şampiyonluk alacak kadar üst seviye bir süper yıldız olduğu kanaatinde değilim açıkçası. Şimdi diyorlar ya WWE'nin işte Ric Flair'la beraber en çok şampiyon olan güreşçisi ana kemer bandında. Ben bu tabirde hak boyutunda gerekli orantının olmadığını düşünüyorum. En azından Ric Flair'a kıyasla. Ya, Ric Flair benim için 3 tanesine eder ya, ben onu söyleyeyim. Ha ya, ya eski sevicilik değil bu da. Ha da John Cena'yı eleştirme, John Cena haterlığı aşkı değil de. Yani John Cena tutup da 17. şampiyonluğu kariyerinin böyle bir döneminde alıyor olması, yani güreş izleyenlere de, geçmişte güreşenlere de yapılmış büyük bir saygısızlık. Niye? Ve ya çok son kısa ya, ben Undertaker'da sana şöyle söyleyeyim. Undertaker mesela, Undertaker kemer kazanacak bir, çok kemer reynleriyle hatırlanacak bir karakter değil. Çünkü bir süper yıldız değil. Tamam da yani Undertaker'ın 7-8 tane, Shawn Michaels'ın 2-3 tane kemer kazandığı hani dönemlerde yani bu adam... Ki Taker'ın en son ne zaman WWE title aldığını hatırlamıyorum mesela şu an. Taker'ın. 2010. WWE title. Yes. WWE çok daha önce. WWE title olmayabilir. Heavyweight aldı. Kariyerinde WWE title olmayabilir. Var. Yok, abartma var da. WWF title olabilir. evet. Mantıklı. Yani WWE title olmayabilir. Çok net hatırlamıyorum ama şimdi beynimi biraz yoruyorum. WWE title hatırlayamıyorum. 2003'te bir olması lazım kemere ya benim. 2003'leri hatırlıyorum ben. Undisputed title mı olarak mı geçiyordu acaba? Undisputed da almıştı. Hulk 2003'te değil mi? Hatta bir CNN segmenti vardı. Oradan hatırladım sen de. Arkadan da sıkışıyorlardı ya. Orada hatırladım. Ve o 2002'ydi ama pardon. Ben Sina ile ilgili yorumumu geçebilir miyim? Şimdi dedin ya Buğra Gür, hani bu adam 16 şampiyonluğu hak etmiyor, işte Flair'ların, Michaels'ların olduğu bir yerde hak etmiyor sözüm, hak etmiyor sözüm, şu parantezi açayım. Yani John Cena Attitude Era dönemi sonrası, Attitude çağı sonrası main eventer bocalaması yaşanan dönemin ekmeğindeki kaymağı mükemmel yedi. Kusursuz yedi. Ya bakıyorum o dönem öyle bir şirket bocalama yaşıyor ki Kali falan deniyor. Yani ve bugünkü gibi alttan jenerasyon fışkırmıyor. Vince o zamanlar şimdi Triple H'in getirdiği yenilikle indilerden ve diğer federasyonların yıldızlarını toplarken o zamanlarda öyle bir alışkanlık yok. Ne var? İşte Divas Search var ya da Jim Ross'un güreşçi araştırmaları var ve bu güreşçiler nasıl araştırılıyor? Hatta Jim Ross blogunda bu tarz makaleler yayınladı. Çok muhteşem vücutlar, çok muhteşem ihtişamlı fizik görünümleri. Bu adamlardan güreşçi çıkarıyorlar o zamanlar. Şimdiki gibi işin teknik boyutu, işte ring içi reaksiyon ve ring içindeki o verimlilik boyutu o kadar o zamanlar önemli değil. Çünkü ne kadar kötü olsa da bir ürün koysan ortaya muhteşem izleniyor o yıllarda. Evet Mehmet, dinler. Şimdi John Cena evet şey Etüdere sonrası bocalama döneminin kaymağını yemiştir. Tıpkı Randy Orton gibi, tıpkı Batista gibi, tıpkı Edge gibi. Hani yani Cena'ya bu yoldan eleştireceksek Edge WWE tarihinde toplamda en fazla kemer kazanmış isim. Tabii. Ona da bu yolla saydırabiliriz. Ki yani Cena'nın kemer sayısını yükseltenlerden biri Edge'dir. Yani alıp iki hafta sonra kaybedip durarak bir süre boyunca Cena'ya. Tabii. Yani Cena'ya bu eleştiriyi yapacaksak Batista, Randy Orton ve Edge'e de aynı eleştiriyi yapabiliyor olmamız gerekiyor. Bir kere bu konuda anlaşalım. Yani Cena bu konuda tek değil. Ona geçiyorum.
John Cena güreş tarihinde Shawn Michaels kadar saygın bir yere sahip midir? Soruyorum. Bence şu an Shawn Michaels abi, kadar. Abi evet, bir dakika sahiptir. Bu evet. Biraz zamanla alakalı bir durum. Hayır abi. Bu ara, bunu 10 sene sonra soruyorum. Vay. Şu an herkesin saygısını kazanmış bir isim. Sene sonra, vay, 10 sene sonra vay. Shawn Michaels kim amına koyayım. 2 şampiyonluğu var. John Cena'ya bak 20 şampiyonluğu var. Denilecek durumlarda izleyeceğiz. Yok, ben John Cena'ya aynı saygıyı duyuyorum yani Shawn Michaels'la. Çünkü John Cena çok sadık bir isim ya. Bayağı güreşti yani ara vermeden. Hayır hayır yanlış olan şu. Sorun olan şu. 10 sene sonra 20 sene sonra Wikipedia güreş severleri tamam mı? Ya bu dönemlere canlı tanık olmayan insanlar Shawn Michaels'tan John Cena'yı çok daha aşağı yerlere koyacak. John Cena çok daha yukarılarda olacak. Undertaker'dan yukarılarda olacak. Nedeni ise bu adamın çok enteresan bir şekilde 20. şampiyonluğuna ulaşmış olması. Bundan 10 sene sonra. Demek istediğim bundan, bu. Yani bu kıstas... Lan şöyle... bir beni dinle. Evet. Şu anda bir şey soruyorum ben sana ya. Hı. John Cena, Shawn Michaels kadar, Ric Flair kadar, Hogan kadar saygın bir isim midir güreş tarihi için? Benim bugün için mü? Bugün mü? Evet, evet benim için bugün, bugün değil. Buğra Gürs. O zaman bence bir daha değil. Kaç şampiyon olduğunun ne önemi var? Hayatım zaten bugünden bahsetmiyorum. Ben bundan 10 sene sonrasının örneğini veriyorum sana. Anladın mı? 10 sene sonra John Cena'yı Hulk Hogan'dan, Shawn Michaels'dan, Undertaker'dan özür diliyorum. Daha önemli bir güreşçi yapacak bir kemer reyinleri var ve kemer kazanımları var ortada. Yani bunu federasyon düşünemedi, o günlerde ayarlayamadı, sürekli kemer değiştirdi. Fakat bunun daha sonra bir hata olduğunu gördü bence. Farkındaysanız 2012 Drag Feud'undan sonra John Cena'nın o eski hızını, push'un kesildiğini görüyoruz. O 2013'te Royal Rumble artı WrestleMania Main Event'ında ana kemer kazandığını görmeden mi söylüyorsun? Ya onu söyle. O zaten baştan aşağı fiyasko. İnsanlar Stone Cold Steve Austin'in tamam mı rekorunu hem Randy Orton'un hem de John Cena'nın alt ettiğini gördü. Sebep ise ego. Ya bunu ben söyledim. Hayır canım Bray Wyatt'ın karakteri gimmick'i bu kadar oturmuşken yapılır mı? İşte Bray Wyatt WrestleMania'da kazanacak. Eski güreşçiler yeni güreşçileri ezdirmiyor. Şöyle de böyle de. Ne oldu? Olmadı yani. Biraz... Bray Wyatt WrestleMania'dan beri kariyerinin en dominant halini geçiriyor. Evet. Çok gerçekten çok gömüldü. Hayır. İnanılmaz hayır. Gömüldü. Gömüldü. Çünkü WrestleMania'da alacağı bir kemer zaferi onu bu halinden 2x daha fazla uzağa götürecekti. Öne götürecekti. Hayır. Abi SmackDown'da kalması hiç de bu kadar uzak bir hale götürmeyecekti. Yani Raw'da çok daha güçlü rakip, yani çok daha üst seviye güreşçilerle, yani üst düzey bilinen isimlerle evet. Çok daha üst düzey iş çıkarıyor yani. Ya ben böyle düşünmüyorum. SmackDown'da iyi bir roster'a sahip olduğunu fakat senaryo ve momentum anlamında düşük isimlerin bir arada toplandığını düşünüyorum. Yani abi bu adam Raw'a geçtikten sonra ne feyutlarına girdi? Yani Seth Rollins, Finn Balor... Ya bir dakika Seth Rollins bana bir şey söyle. Şu anki... SmackDown'un tüm main eventer kadrosundan daha üst düzey bir isim. Abi beni momentum'a bakar mısın sen? Ya momentum şu an Seth Rollins kariyerinin resim döneminde yaşıyor. Ya hayır resmiye... Triple H'i yenen adam mı? Oh. Abi Triple H'i yendi de ne yaptı? Bana bir söyler misin ya? Bana bir söyler misin? Triple H'i yendi de ne oldu? Bir de promolarında bunu söz konusu dahi edemedi. Böyle bir şirketteyiz. Mehmet Dinler lütfen aynı şeyleri izliyoruz ya. Allah Allah. Aynı şeyleri izliyoruz. Evet ben de o yüzden niye bu kadar saçma şekilde yorumladığını hayır, çok merak ediyorum yani. Bana bir söylesene Triple H Allah aşkına Seth Rollins Triple H'i yendikten sonra söz konusu edebildi mi Triple H'i yendiğini promolarında? Olup bırak Triple H'in çöplüğünü izle. Gerek. Abi momentum Triple H olması gerek yok.
Momentum yani, falan diyordu ya. Mehmet Dinler bir dedim bir de. Gezdirdi adam ama bir, onu da unutmayalım. Bir dediğim bir dediğini hala tutmuyor Mehmet Dinler, kusura bakma. Biz bilip abi herkes farkında bu adamın Triple H'i yendiğini. Bu adam Kingslayer tişörtüyle geziyor. Bak ne güzel söyledi arkadaş. Bu adam Kingslayer tişörtüyle geziyor. Bunun bir anlamı var değil mi? Ama şey... Sen Seth Rollins'in şu an kariyerinin en berbat promotion'da olmadığını düşünüyorsan ben seninle konuşmayacağım bu konuyu. Evet düşünüyorum. Face turn yaptığı ilk dönem çok kötüydü. Çok daha kötüydü bundan. Şu an daha da fazla kötü. Ya insanlar reaksiyon vermiyor. Yapma ya. İnsanlar reaksiyon vermiyor. Reaksiyon vermiyorlar. Evet. Diyorsun ki bir de aynı şovları izliyoruz diyorsun. Ya bırak ya. Emre'de çöp diyenler aynı kişi zaten. Sıkıntı bir şey söyleyeceğim. Ya. Yanlış anlamayın da siz çarşıya devam ederken zamandaki çok geçiyor. Aynen ama onu diyeceğim. Zamanı ayarlamamız lazım. Biz Mehmet Dinler'le abi güreş... Be, elde değil ama ben... Güreş konuştuğumuz zaman Mehmet Dinler'le sonunu getiremiyoruz. Evet. Yok yanlış anlama Mehmet. Hani çok zaman... Ya yanlış anlayacak ne var? Bu konuya nereden geldiğimizi ben bulsam... Sıraya geçelim. Kanaldan geldik. Via Satellite yapıyoruz bir saniye. Alo. Oho, vakit deyip adam. Televizyon sesini kıs. Tam bilgisayarın sesini kısar mısın? Merhaba. Merhaba. Kadınlar devriminin hakkında ne düşünüyorsun Buse? Beni niye arıyorsun? sence SummerSlam'de Carmella kemeri kaybeder mi? Hemen tartıştığımız konunun üzerine gidelim. Naomi. Pardon Naomi, özür dilerim. Şu an kendi sesini dinliyorum ya. Kapat o zaman sesini. Kapattım. Naomi kaybeder mi sence SummerSlam'de kemeri? Kaybeder. Carmella ne zaman keşin yapar? Zamanında olacak. Teşekkürler. Kendine iyi bak. Hoşça kal Buse, katıldığın için teşekkürler. Görüyorsunuz. Halkın iradesi benle aynı tarafta. Mehmet Dinler ne derse desin. Geçmiş. Ege tamam, sen, bu segmenti, sen bu segmenti sun Ege. Ben içeri hemen geleceğim bir saniye. Dur ben Maha hakkında bir konuşacağım uzun. Ben de Buraya laf yetiştireceğim diye segmenti yapamadık lan. Konuşamadım. Çok kısa bir detaydan bahsedip sana bırakacağım sözü hemen. Tamamdır. Çok komik değil mi? Daniel Bryan'ın dediği hani her isteyen her şansı alamıyor demesi. Sina'ya böyle son bir yıldır böyle sürekli istediği her şansı böyle verip hani en böyle olası şeyi vermemesi. Çok güldüm. Vallahi deli güldüm ya. Hemşire dedi niye gülüyorsun bu kadar dedi. Anlatamadım olayı da, çok detay var diye. Nasıl vallahi, bu hemşire ne ya? Özel hastaneye mi gidiyorsun? Evet. Belli. Param var. Doğru. Yani. Taner burada mı? Yok değil. Taner, Ege sunacak. Ege. Evet dinliyoruz. Şu Mahal'a kısaca önce bir şeye değindiniz mi? Great Kali'ye. Great Kali'nin muhteşem return'üne. Yok. Konuşmasak mı onu hiç ya? Ya şirkette ineğe tapanlar görmek istemiyorum bro. Huzur içinde bir saydıralım ondan sonra geçelim bu segmente. Ama ben de sadece şey diyorum, yıl 2017 ya, yıl 2017 yani. Neyse. Ya bakın şimdi ben konuyu gene Ambrose'a getireceğim ama şöyle getireceğim. Ya. Şimdi, bir dakika. Şimdi forumda bir konu açıldı bugün. Şey al, diye. Al işte. Son yılların en kötü reynini yapan isim diye. Siz çoğu bir kısmı burada Dean Ambrose demiş. Dean Ambrose diyen kimsenin o zaman Jinder Mahal'a şikayet etme hakkı yoktur yani. Bu kadar net konuşuyorum. Ve segmenti geçiyorum o zaman. Bu konuyu ben nereden buraya bağlı? Dean Ambrose kötü değil ki. Kötü değil, berbattı ya. Doğru. Ya hadi oradan. Adam Shield War yaptı lan şeyin içinde. AJ Styles'ı muazzam bir feud izletti sana. Şükret. Doğru. İşte böyle. Tag team maçına geçelim şimdi o zaman. Battleground'ın iki maçını birleştirilmiş hali bu. Sami Zayn ve Ty Dillinger bir takım oldular.
Aiden'in gidişle Mike Kanellis, Bennett diye isim geliyor sürekli. Bir takımı oldular. Sami Zayn iki maç üst üste kazandı. Kendi başına maç kazandı. Bu maçın da galibi doğal olarak Ty Dillinger'da Sami Zayn oldu. Battleground'daki maçı da Sami Zayn kazanmıştı Mike Kanellis'e karşı. Genel olarak ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Önce Buğra Gür'den başlayayım. Yani başlamadan bitecek galiba bu hanımcı segmentler. Ty Dillinger'da pazar günü gecesi konuşmuştuk zaten zannedersem. Bu hafta SmackDown'da görülmesi de beni açıkçası mutlu etti. İnşallah senaryo alır. Mehmet Dinler, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya ben bugün yanlış mı anladım yoksa Aiden English şeydeki pay-per-view'daki maçı kazandı mı? Aynen. Kazandı. Üçüncü galibiyeti oldu single olarak. Valla çok sürpriz oldu, yemin ediyorum. Acayip sürpriz oldu ya. Valla Ty Dillinger'a üzülüyorum. Bakalım ne yapacak. Hayırlısı. Yani maç da fena değildi yani. Ya ben de o zaman şöyle diyeyim. Sami Zayn'in uzun zaman sonra baş kazanması 2-3 aydan sonra. Gene kaybeder haftaya ya. Doğru. Çok şey yapma, çok kasma. Doğru. Yani o zaman bu segmentte ekstra söyleyecek bir şeyimiz yok herhalde. The New Day yeni şampiyonlarımız Battleground'da The Usos'u tuş ettiler ve SmackDown ve Raw'ı Raw takımlar şampiyon olarak ilk takım oldular. Kutlamaya başladılar. Kutlamak istediler daha doğrusu. Ama Usos onları böldü. Onları yere gömdü. Ve segmenti üstü kapattı. Bu arada sen de hemen kanka, ben geldim. Tamam o zaman şeydeyiz. New Day Usos segmentindeyiz. Önce Daner Önem'den başlayayım o zaman. Ya Usos'ları ben daha çok beğenmeye başladım ya, bu hallerini falan. Gerçekten umarım, sanırım bu maç şey ilerleyecek herhalde SummerSlam, ama şey Brizango eklenecek mi onu bilmiyorum ama üçlü maç görebiliriz galiba. Brizango eklenmez oraya, daha başka şeyleri var. Daha adamları çıkmadı, onlara saldıran kişi çıkmadı. Ya biliyorum lan, daha var önümüzde, belki o ayarlanır falan. Belki onu düşündüm de bir. Ama Yusuf şu an çok iyi ilerliyor ya. Bir takım maçı tekrardan görmek isterim yani. Benim yorumum bu kadar. Buğra Göz, sen ne düşünüyorsun? Mehmet bir şey diyor. Ha tamam Mehmet. SummerSlam'da kesin karşılaşırlar da arada ben bir iki maç daha bekliyorum ya. Ya şu an çok iyi ilerliyor ama, farkında mısın? İki takım da çok iyi uyum sağlıyor birbirine yani. İyi, ikisi de yani şey konusunda, trash talk konusunda iyi takımlar. Şey ciddi anlamda güzel geçiyor. Ben de ciddi anlamda eğleniyorum ki Usos New Day Field'u ilk yazıldığında herkes New Day promo kesecek, ezer bunları falan derken ben Usos'u da savuruyordum. Ben çok sevinçliyim o yüzden. Adam olacaksınız. Buğra Gür. Vallahi Usolar SummerSlam'e dair bir heyecan yaratmak zorundaydı. Bunu da hani ringde farklı şeyler sunarak yapacaklardı. Mikrofonda zaten yapacaklarının en üst seviyesine ulaştılar Rap Battle'la. Mikrofon dışında da girişte tam kutlama esnasında böyle bir metaforda, ultimatomda bulunmaları, fiziksel ultimatomda bulunmaları muhteşemdi. SummerSlam'daki maç heyecanla bekliyorum. Ben de o zaman şöyle sözlerimi tamamlayayım ve Daner Önem'e main event'i bırakacağım bundan sonra. Yani New Day aslında bir sonraki PPV alsa da olurdu ama çok şikayet edilecek bir durum yok ortada. Usos'un da 7 yıl oldu değil mi bu Usos'un geleni? 2010 Haziran gibi geldi diye hatırlıyorum bu arkadaşları. Hard Dynasty'ye karşı, yanlışsam düzeltin chatbox veya siz. İlk defa bu kadar ilgi çekici bir hal aldılar. Rap Battle zaten değindiler. Muazzam gidiyorlar. Yani tişörtleri, karakterleri, tarzları, duruşları, her şeyleri 10 numara şu anda. İleride yine takımlar kemer alması çok isterim ben Usos'u. Güzel bir reyin çıkardılar. Ya, tebrik ediyorum hatta kendilerine. Hatta şunu da söyleyeyim. SummerSlam'da tekrar kemer alırsa ben çok sevinirim ya. O derece yani. Alabilirler de ya. New Day ile çok böyle şey, uzun vadeli kemer düşündüklerini zannetmiyorum ben. Değil mi? O rekordan sonra biraz böyle abartı kaçar yani. Brand döneminde zaten öyle artık 400 günler falan çıkmaz.
Bu resmen bütün yetenekleri çünkü kenarda bekletmek oluyor. Asuka'yı saymıyorum. Asuka başka bir olay da. 434'ün üstünde bir şey rengi gelmez. Neyse main event'e geçelim o zaman. Ama main event'e geçmeden önce bir Nakamura'nın çok güzel bir röportajı var. Bu şirkette gördüğüm en büyük röportajdı. Anladığım tek şey haftaya Sina beni göremeyecek dedi galiba. Sanırım göremeyecek. You can see me. Gevşek abi, gevşek gülüyor ya. I am Shinsuke Nakamura. Pardon beyler. Yani, pardon beyler, bir an içime Japon kaçtı. Ben o zaman main event'e geçeyim. İlk önce Chris Jericho geliyor. Sonra AJ Styles. Sonra Omos geliyor. Maçın başlarında Face iki isim Omos'a saldırıyor. Sonra bir Omos'la Jericho'nun face to face'i var. Orada ortam bayağı alevleniyor. Seyirci bu arada çok ateşli tabii, onu da söyleyelim. Bunda ben Jericho'nun faktörü olduğunu düşünüyorum. Ben ring olarak muazzam maç izlediğimizi düşünüyorum. Bir ara bir combo oldu orada. Finisher combo demeyelim de bir signature combo oldu orada. Çok ben keyif aldım. Çok güzel bir maçtı. Maçın kazanını çok değişik bir şekilde Owens böyle mal gibi kaldığı anı çok hatırlıyorum. AJ Styles tekrardan kemeri geri aldı. Ya Owens'ın o anı aklımdan hiç çıkmıyor yani. Ben çok güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Pası da burada Burak'a göre vereyim. Ya az önce yayın başında söylediğim gibi kimse SummerSlam'de senaryosuz kalmasın, herkes bir olaya dahil olsun diye yapılmış başka hamlelerden biri. Chris Jericho'nun dönüşü United States'i renklendirdi. United States'in böyle bir heyecana ihtiyacı vardı. Çünkü WWE Championship'te bu heyecanın yarısının, çeyreğinin onda birini göremiyoruz ne yazık ki. Şirket yani öyle güzel bir dönemini öyle kötü şeylerle heba ediyor ki ben anlamıyorum. Hindistan'dan ayda 1 milyar dolar mı kazanıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben yani bu kadar kötü şeyler izletmelerinin çok büyük kazançlarla kapatılıyor olduğu gerçeğini ümit ederek yaşıyorum. Ancak zannetmiyorum neden böyle bir şey yaptılar. Hani Japonya şeyine girseler bence daha iyi ya. Sabah akşam eleştiriyoruz da. En azından Jinder Mahal izlemeyiz. Japonya'da Shinsuke Nakamura falan izleriz ya. Olacak iş değil ya. Ege güldün madem, pası sana verelim. Sen bir yorumla istersen. Şimdi Buğra Gülşey dedi. Kemeri niye değiştirdiler tarzı bir şeyler dedi. Bunun tek bir açıklaması var. Bahis oranları. Ya niye? Bahis, WWE ters bahis mi yapıyor? Great Balls of Fire'da da yaptılar aynı şeyi. Alexa Bliss'i kazandıracaklar normalde maçı ama Sasha Banks count out verdiler. Neden? Çünkü şey bahis oranları Alexa yanındaydı. Yatıralım bunları dedi Vince McMahon. Ben şunu anlamıyorum. Koskoca çınar bir şirket niye bahis oranlarını kabile kahil alıyor? Niye onlarla uğraşıyor? Hala anlamadım ya. Ya yok sen abi ya, bu şirketin atı sağlığını sorguluyor musun? Bu Ege şampiyon yapıyor. Ege Yürüten'in uydurması bunlar ya. Öyle bir şey yok abi. Link atarım ama. Kim? Aranızda link atın, ben bir dakika, tepası vermeyeyim. Başka bir teorim daha var. Diyor. Evet. Şimdi bunlar dediler ki abi biz bu Battleground'ın main event'ında ne yaptık? Hani yok artık hakikaten burada, yani buna rağmen SmackDown Live'ı izleyecek seyirciler için bir şey yapmamız lazım. Bir şekilde özür dilememiz lazım dediler. Hani yani şu Battleground'dan sonra harbiden açık şovu izleyenlere böyle bir özür dilemeleri lazımdı. O da AJ Styles oldu galiba ya. Benim teorim bu yani. Ya ring içi çok güzel maçtı yalnız. Ben çok keyif aldım izlerken. Valla. Yalnız yine en çok tepki yiyecekleri şovu çok güzel kapattı adamlar ya. Hani şu Battleground saçmalıklarından sonra gerçekten dünkü şov acayip. İşte buna yaşlı kurt diyorlar değil mi? Tam bir yaşlı kurt ya bu şirket. Gene coştular ya. Valla. Ya bu şirketi ben şeye benzetiyorum. NBA'de playoff potasına kalamamış takımlara benzetiyorum. Adamlar 4 PPV döneminde açılıyor. Geri kalan dönemlerde full yatış içindeler. Yatış içerisindeler. Bunu zaten görüyoruz yani. SummerSlam, WrestleMania, Survivor Series'ler, Royal Rumble'lar, güzel senaryoları daya.
Brand PPV'lerini salla gitsin. Nasıl olsa her türlü izlerler zaten. Bu arada haftaya gene bir sürpriz olabilir. Çünkü sanırım Kevin Owens Marcel sonra mikrofonu yeni alıp bir rematch istemişti. Herhalde aralığında tekrar rematch olacak. Yok ya, rematch SummerSlam'de olur ya. Değil mi? Yok, maç olabilir de şey, böyle bir SummerSlam'de falan artık ikilinin arasındaki son maç gibi bir şey bekliyorum ben artık. Öyle bir karar çıkmasını bekliyorum yani. Çok uzadı. Yeter artık yani. Her şeyin Jericho SummerSlam'de güreşmeyecek mi? Başka birini de bulabilir. Corbin. Jericho özel akar olsun ya? Haha. Evet, maçı bitirdiğimize göre şovu yorumlayalım. 5 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Chatbox ve Mehmet Dinler'den başlayalım. Mehmet Dinler, sevgili Daner Önem. 4'ten aşağı çalışmaz bende, 4.5. Ege Yürüten. Rava 4 verdiysen buna 4.5 vermem lazım. Yanlış olur öbür türlü. Evet, Hikmet Zeybek 4.5 demiş. God Blue 4 demiş. Last Dirk First 4 demiş. Ersin Baybüyük 5 demiş, Stephen Truway 4.25, Sinan TV 4, Bur Young 5, Bellas Legacy 4.15, The Funksy, Funky bilmem ne 5, Kevin Ousko 1, Ehet Ehmedov 5, Uğur 5, Semi Ziggler 5, Randy yok 1 demiş. Harbiden Randy yoktu, ne düşünüyorsun Mehmet Dinler bu konu hakkında? Normal. Olmasın bence de ya, 2007'den adam ışınlanıyor, Great Kali, ona şey yapıyor. Kali de yok. 2007'den adam... Adam ışınlanıyor dedi ya. Muazzam yorum. Tolga Nizamoğlu 4. Oğlum daha büyük sıkıntı Kali yok ya. Samet Selamet 5. Y2J for Life 5. Freakin 4. Alper Canbaz 3. Diyerek devam ediyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bizi dinleyen şu anda 45 kişiye teşekkür ediyoruz. Mehmet Dinler'e ve... Tamam, mam seni anladık, 0. Daner Önem'e, ayrıca Ege Yürüten'e katılımlarından ötürü çok 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 teşekkür ediyorum. Son olarak demek istediğiniz bir şey varsa kapatmadan önce nefesinizi vererek